Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğu çalışmalarda. Zamanı olan arkadaşlarımızın bunu Çıkmışçı'daki yerinde de incelemesini, görmesini istiyorum. Bu tohumların nasıl saklandığını, geleceğimize nasıl taşınmaya çalıştığını görmenizi istiyorum. Gerçekten de çok titiz bir çalışmayla ben gerek kampanya döneminde gerekse kampanya sürecinden sonra da gördüm. Gerçekten ata tohumuza sahip çıkıyoruz, geleceğimize sahip çıkıyoruz diyoruz. Tohumuzun geleceğine sahip çıkmak, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır diyoruz. Geçmişten geleceğe taşımayı planladığımız ata tohumlarımızı bulup, koruyup, çoğaltıp vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ata tohumuna sahip çıkıyoruz. Genetiği oynanmamış ata tohumlarımızı vatandaşlarımızla buluşturup vatandaşlarımızın bu tohuma sahip çıkması, geçmişimize sahip çıkıp geleceğe taşımasını sağlama projesi gayet de ciddi bir ilgi görüyor. Şu anda dağıttığımız domates, biber ve patlıcan fideleri dağıtıyoruz. Ata tohumlarından üretilmiş fideleri dağıtıyoruz. Geçmişimizi geleceğimize taşıyoruz. Bakayım, bu yaptığımız işler sizin geleceğiniz için. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Eskiden benim babam da ekiliş yapıyordu. Tarlamız vardı. Her şeyi böyle kendileri keselere koyuyordu tohumları. Oradan yetiştiriyorduk. Hiç böyle suni gübreli şey yemedik biz çocukken. Şimdi o yediğimiz şeylerin şimdiki tadı yok hiç. Pazardan aldığımız şeylerin. Şimdi çocukluğunuzdaki ata tohumlarını yedin, yeniden bulmuş oldunuz. Evet, çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Bahçeniz de var, balkonda saksıda mı yetiştireceksiniz? Nerede yetiştireceksiniz? Ya, saksı da genelde böyle süs biberi gibi öyle şeyler yetiştirmeye uğraşıyoruz. Çok mutlu oldum tabii ki. Çok güzel şeyler olacak ileride. Yani Türkiye'ye sanki böyle bir güneş doğdu. Her yer kırmızıya boyandı. Yani sabah kalktığımızda bile komşu komşuya o kadar güzel güler yüzle bakıyor ki. Önceden öyle değildi. Yani umutlarımızı bile karartmışlardı. Bu bile bir umuttur. Götüreceğim. Saksıma dikeceğim. Bahçem yok ama saksıma dikeceğim. Mehmet Başkanıma çok teşekkür ederim. Ahmet Akın'ın gelmesi de bize büyük bir mutluluk verdi. Çok huzurluyuz. Çok mutluyuz. Başka diyeceğim bir şey yok. İnşallah daha güzel şeyler yapacaklar. İnanıyorum.